insan vücudunun ne kadar dirençli ve kurtarılabilir olduğunu fark etmek, onun da bir parçası olmak çok büyük bir ayrıcalık. Bu sözler çoklu organ nakilleri, özellikle karaciğer transplantasyonunda dünya çapında bir otorite olan Türk cerrah Doktor Akın Tekin'e ait. Bu ifade sürekli öğrenen, gelişmeleri yakından takip eden ve tam sayısını kendisinin bile hatırlamadığı ameliyatlarının her birine aynı heyecanla giren Doktor Tekin'in insan vücuduna olan hayranlığının da bir ifadesi. Çocukluk hayallerini birer birer gerçekleştiren, vatanı Türkiye'yi çok özlese de kendisine bir misyon yükleyerek çalışmalarını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren Doktor Akın Tekin'in Ankara'da başlayıp Miami'de süren başarı yolculuğu içinde değerli dersler barındırıyor. Ankara doğumluyum. Annem babam Elbistan Kahramanmaraşlı. Babam ziraat mühendisi, annem ev hanımı. Üç ablam var. Çocukluğum Ankara'da geçti. Memlekete de gidip gelirdik yazları ama büyük bir kısmı okulda güzel bir çocukluk geçti. Yani öyle bir sıkıntılı geçmedi. Devlet memuru Ankara o anlamda güzel bir şehirdir. Ankara'da yaşamakta ve eğitim görmektedir. Ama yazları ailecek gidilen baba memleketi Kahramanmaraş Elbistan onda silinmez izler bırakır. Elbistan'ın köyleri vardı. Nurhak şimdi ilçe oldu. Oralıyız biz. Çok güzel zaman geçirdik. Yani akrabalarımız hala orada. Bağlarımızı koparmadık. Onun bir sebebi de çocukluğumuzun orada geçmesi. Yani ben halen kendimi oralara bağlı hissederim. Her gittiğimde de ziyaret etmeye çalışırım. Çok özgür, çok rahat bir çocukluktu o dağlarda. Köyde sağlıklı, çok fazla katma yiyecekler olmadan çok sağlıklıydı. Mutlu bir çocukluk o yüzden yani. Ailemiz de orada, bağlantılarımız da orada. O ileriki yaşamı etkiliyor tabii insanı. Yani o oradan kopamıyorsunuz. Babanız, anneniz nasıl kopamıyorsa siz de oraya bağlı hale geliyorsunuz. Ailenin küçük oğludur. Bu yüzden kendini şanslı hisseder. Güçlü anne karakteri olumlu etkilerini üzerinde hala taşır. Annem benim çok kuvvetli bir kadın. Bize çok iyi baktı. Yani en önemli şey evde herkes iyi okuyacaktı. Hepimiz de iyi okuduk. Yani çalıştık, okul çok önemliydi. Babam da öyle. Ablamlar daha çok, yani bir büyük evde, kalabalık bir evde büyüdük. O güzel bir şeydi. Ama her zaman tabii yani çocukken çocuk kavgaları olur. Aramızda çok fazla yaş farkı yok. Gerçi biraz var ama öyle ondan çok daha böyle kalabalık olması, onların arkadaşlarının olması, benim arkadaşlarım vesaire böyle bir ortam yaratması çok avantajlı bir şey. Kardeş olması çok güzel bir şey. Yani çocuklukta onlar pek böyle annelik değil ama ablalık yaptılar yani öyle söyleyeyim. Annemin görevi, annem çok kuvvetli bir kadındır. Hala da bugün bile hepimize bakar, ilgilenir. Adettendir. Küçük oğlan çocuklarına sorulur. Büyüyünce ne olacaksın? Cevaplar benzerdir aslında. Ya avukat olunacaktır ya da doktor, mühendis. Ama Akın Tekin için doktor olma hayalinin sağlam bir temeli vardır. Ben doktor olacağım derdim ama bildiğim için değil. Yani özenirdik. Çok az doktor vardı. Benim amcam o bölgede doktorluk yaptı. O zamanlar 2-3 doktordan biriydi. Rahmetli oldu kaza sonucu. Ona özenirdik. Çünkü çok farklı bir doktordu. Herkese bakardı, her şeye bakardı. Çünkü öyle hastaneler falan çok fazla yoktu. Bir tane devlet hastanesi vardı o zaman. Hastane, bugünkü hastane şeyle karşılaştırmanız mümkün değil yani kavramıyla. Onları görüp öyle ortamlarda olunca biraz tabii o anlamda da ilgim arttı. Bir kişi daha etkilemiştir beni. Bir arkadaşımın dayısı deniz subayı ve doktordu. Ben ondan dolayı deniz doktoru olacağım derdim. Hemen hemen ikisini de oldum. Deniz kuvvetlerinde, deniz sesinden mezun oldum. Sonra ayrıldım, devam etmedim askeri okula, yani tıp fakültesine geçtim. Hayat çoğu zaman tesadüfleri barındırır içinde. Olmadık bir zamanda, hiç ummadığınız bir yerde karşılaşır, şaşırırsınız. Enteresan bir tesadüf. Yıllar sonra ben burada doktorluk yaparken bir hastam oldu. Acil serviste Türk hasta var, gelip yardımcı olur musunuz dediler. Gittim, neyse ilgilendik falan. Hasta ameliyat oldu. Sonra kattayken dediler ki Türkiye'de doktorumuz var bir tane, görüşür müsünüz? Tabii dedim, görüşeyim, bilgi vereyim ve tesadüfen
Arkadaşımın dayısı onların doktoruymuş. Yıllar sonra, epeydir de görüşmüyorduk. Yani çok hayat tesadüflerle dolu. Böyle güzel tesadüfler bizim mesleğimizde çok oluyor ama öyle bir anım yani. Ona bir şekilde döndü benim hayatım. Belki aradan 15-20 yıl geçtikten sonra. Hayallerinden birisini gerçekleştirir ve Deniz Lisesi'nde okumaya hak kazanır. Hem çocukluğundan beri istediği bir şeydir, hem de ona nitelikli bir eğitimin kapısını açacaktır. Ama ayrılık da kaçınılmazdır. Ben Deniz Lisesi'ne girdiğim zaman askeri her zaman Türkiye'de sevilen, ordu sevilen, popülerdi. Bir de önemli kısmı çok iyi eğitim veriyordu ve sınavla. Ve ücretsiz tabii sınavı kazanırsanız. Hani bir koleje gidemediğiniz zaman gidip iyi eğitim alabileceğiniz bir okuldu. O zaman girerken üniversite sınavına izin verilmediğinden pek farkında değildim. İzin verilmiyordu aslında bizim dönemimizde. Deniz Lisesi'ne giderseniz arkasından Deniz Harbi Okulu ve subay oluyordunuz. O yüzden girdikten sonra oradan doktor olamayacağımı anladım ben. Biraz da tabii büyüdük. O yüzden de liseyi bitirip ayrıldım. Harbi Okulu'na devam etmedim. Üniversite sınavına girdim. Ondan sonra tıp fakültesi maceram kesinleşti. Asıl hayali gerçekleşmek üzeredir artık. İlk tercihi olan Hacettepe Tıp Fakültesini kazanır. Ben İngiltere'deydim o zaman. Bir çalışma, öğrenci çalışma kampına gitmiştim. Üniversite sınav sonuçları geldiğinde telefonla öğrendim. Oradaki bulunduğumuz yabancı öğrencilerle vesaireyle kutladık. Öyle yani çok heyecanlıydım çünkü çok istiyordum. Hacettepe'yi de istiyordum ilk tercihimde zaten. Aileden herkesle tanıdığımız paylaştık. Yani benim ablamlar da doktor değil, o bizim yani birinci ailemizdeki tek doktor o anlamda bendim. Çok mutlu anlarımdan biri tabii. Zorlu ama keyif alarak yapacağı bir meslek seçtiğinin farkındadır. Ama akademik kariyerin öğrenme sürecinden habersizdir. Hayat boyu çalışmayı gerektirecek bir şey olduğunun farkındaydım. Ama yani sürekli eğitim, literatür takip vesaire akademik bir hayat, onu tercih eden doktorlar için özellikle. Çünkü biraz da tercih meselesi. Doktor hep okumak zorunda ama biraz daha akademik olmak isterseniz farklı bir yola giriyorsunuz. O daha sonra farkında olduğum bir şey ama tabii çalışmak zorunda olmak, sorumluluk sahibi olmak, bunların artacağını bilmek o zamanlar onun farkındaydım. Ama bugünkü anlamda akademik sürekli takipte olmak onun farkında değildim o kadar, öyle söyleyeyim. Tıp eğitimi sırasında geleceğe dair planlarında bocalamaz hiç. Zihni nettir. Tıp fakültesindeyken belirli zamanlarda, belirli rotasyonlarda çalışıyorsunuz ama her zaman yeterli değil nerede ne yapmak istediğiniz. Ama ben de oturdu, ben cerrah olmak istiyordum. Hep cerrah olmak istiyordum. Çünkü çok tanıdığım cerrah abimiz, büyüğümüz de vardı. Daha çok adrenalin, bir de sporla falan uğraştığım için sanıyorum onunla da biraz bağlantılı, daha hareketli cerrahi ve durmayan bir şey. Çok dinamik. Cerrah olmayı istiyordum üniversiteyi. Yani biraz tıp fakültesinin ikinci, üç yıllık döneminde kararımı vermiştim. Öyle de tercihim oldu. Tabii sınavla, ihtisas sınavıyla. O zaman göğüs cerrahisi Heybeliada Sanatoryumu vardı. Şimdi kapandı. Orada ihtisas kazandım. Orada başladım. Akın Tekin'in diğer hedefi ise Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek mesleğinde bilgisini, görgüsünü arttırmaktır. Daha üniversite yıllarında ön hazırlıklara başlar. Üniversite yıllarında hep böyle bir Amerika'da bir şeyler yapabilir miyim diye fikrim vardı ve sınavlara da üniversitedeyken girdim. Amerika'ya da çalışmak ya da işte herhangi bir akademik faaliyette bulunmak için gerekli olan sınavlara. O da iyi arkadaş yüzünden, pek aslında haberim yoktu ama bir iki tane çok iyi arkadaşım tıp fakültesinde bu sınavlara hazırlanıyordu. Derler ya arkadaşınız iyi olacak, siz de bir yer. Onlardan özenip o sınavlara ben de hazırlandım. Hatta bazen şakasını yapıyoruz, onlar gelmedi, ben geldim Amerika'ya. Kısmet öyleymiş. Amerika'da bir şekilde bir cerrahi bir şey yapabilir miyim niyetim üniversiteden vardı. Türkiye'de ihtisasa başladıktan sonra biraz daha gelişti. Çok da şöyle söyleyeyim, mutlu demeyeyim ama tatmin olmamıştım bulunduğum ortamdan akademik olarak da. Bir fırsat yaratmaya çalışıyordum sürekli. Yani bir şekilde o fırsat geldi elime ve iyi değerlendirdim diye düşünüyorum. Artık Amerika'dadır. Geleceği belirsiz macerası için doğru başlangıcı yapmak ister. Yurt dışından bu tip bir şeye geldiğin zaman Amerika'da zaten uzun soluklu düşünme şansınız yok.
muhakkak kısa soluklu olacak. Kısa bir programla başlayacaksınız. Ondan sonraki gelişmelere göre o size bir yol gösterecek. Eğer başarılı olabilirseniz, bazı imkanlar yaratabilirseniz. Benim şansım, burada bir Türk doktor vardı o zaman da. Türkiye'de şu anda kendisi halen transplantla uğraşıyor. Buradaki transplant merkezinden bir başka hocayla Türkiye'ye geldikleri zaman onlarla görüştüm. Sonra o döndü Türkiye'ye. Burada yazışmalarım falan devam etti. Bir yıllık bir transplantasyonda 98-99 yılları arasında internship ayarladım. Yabancı doktorları alıyorlardı o zaman böyle kısa görevler için. Şimdi bugün artık o imkanlar yok. Ve geldiğim, çalıştığım ekip de o zaman Amerika'nın en iyi, halen de burası öyle, en iyi transplant ekiplerinden biri. Hatta karaciğer naklinde bu işin başından beri gelen insanlardan oluşan bir ekip. Dr. Andreas Tizakis, Yunanlıdır kendisi. Dünyaca da meşhurdur. Bir Yunanlı doktor bize kapı açtı. Bir sene onunla beraber, sonra ikinci senede kalmamı istedi, öyle devam etti. Sonra da burada tekrar sıfırdan 5 yıl genel cerrahi ihtisası yaptı. Bugün onu tanımlayan transplantasyon ameliyatlarının henüz uzağındadır. Ama çok geçmez cerrah olarak önlüğünü giyer. İlk karaciğer naklini yaptığı ameliyat dün gibi aklındadır. İlk kendi başıma yaptığım nakil de yine bir gece başka bir nakilden, yukarıda bir hastanede çalışıyorduk o zaman. Oradan dönerken Japon çok meşhur bir hocamız var, şu anda Columbia Üniversitesi'nde karaciğer nakli yapıyor. O aradı telefonla, Akın dedi ve son yılındaydım yüksek ihtisasın, daha şeyde değildim yani, öğretim görevlisi de değildim. Yapar mısın dedi, ben dedi meşgulüm. O da zor bir hastaydı, ben dedim yaparım ama dedim siz gelecek misiniz? Tabii dedi, sen merak etme dedi. Ve ilk vakam, daha tam bitirmeden yaptığım bir vaka, geldi yardım etti. Ben zaten buna nakillerin çoğunda 3-4 tane cerrah oluyor. 2 tane en az öğretim görevlisi oluyor karaciğer nakillerinde. O hasta halen yaşıyor. Çok da zor bir hastaydı. Ama çok tabii muhteşem bir duygu. Yani az da olsa bir gurur var ama ondan çok böyle uzun zaman çalışıp elde etmek istediğiniz bir şeyin sonuçta elde edilmesinin verdiği bir rahatlama, mutluluk. Güzeldi yani, o hiç unutmuyorum. Saatini bile hatırlıyorum. Telefonda onda aramıştı beni gece. Çok da yorgundum. Ama tabii hayır demedim böyle bir fırsat çıkınca. Zaten dediğim gibi 3-4 cerrah olunca hani hastanın o anlamda riske girmesi de söz konusu değil. İlk karaciğer naklini o şekilde yaptım. Uzun süren hazırlık evresinden sonra kariyerine hızlı bir giriş yapar Doktor Akın Tekin. Adı Türk basınında da sıkça anılır. Bir çocuğu hastamız vardı, Arnavutluk'tan gelen. Dünyada sadece 82 kişide görülen bir kalıtsal hastalık ve bu çocukların hepsi bugüne kadar öldü. Bu çocuk da kız kardeşini kaybetmiş bir çocuk. Ve biz ilk defa buna çare olarak nakil olabileceğini, organ nakli yapılabileceğini, 4 organını değiştirmemiz gerektiğine karar verdik. Tabii bir tek biz cerrahi ekip olarak değil, genetik uzmanları, gastroenterologlar, çok büyük bir ekip katıldı buna. Ve o çocuk 4 nakil olduktan sonra ilk defa 10 yaşını geçen tek hasta dünyada bu hastalıkla ilgili nakil olmuş ve yaşayan tek hasta şu anda. İngiltere'de çıktı ilk haber bunun da. Daha sonra beni Türkiye'den aradılar. O ekipte olduğum için Yunanlı hocamızla beraber yaptığımız bir ameliyattı. Yani benim hani Türkiye'de o anlamda duyulmam o haberle oldu sanıyorum. Bu transplant merkezinde yaklaşık 140-150 civarında karaciğer nakli yapılıyor. İşte 10 yılda bir yıl mesela 240 karaciğer nakli yaptık. Yaklaşık 150 deseniz 1500 nakil kaç tanesinde bulundu? Herhalde bir 600-700 nakilde bulunmuşumdur. Birinci olarak yaptığım sayı bilemiyorum ama zaten öyle bir kavram da yok. Yani birimiz yapıyoruz, birimiz yardım ediyor, diğer gün öyle oluyor ama bu da tabii karaciğer nakli için çok büyük bir rakam. Her hasta farklı, her ameliyat kendine özgüdür. Her yeni ameliyat için ilk heyecanı duymak zorundadır. Kendisini ayrıcalıklı hisseder. Bu tip ameliyatlar hep aynı gibi durmasa hepsi çok zor ve hepsi unik, yani hepsi kendine has. Çünkü her hastada başka bir problemle karşılaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla biz nakile girerken yani ilk defa yapıyormuş gibi başlıyoruz hepsine. Blok halinde 5-6 organı, bazen 7-8 organı aynı anda takmak. Yani bunlar
çok farklı hisler, çok farklı boyutları cerrahinin. Sadece ameliyat tekniğiyle alakalı değil ama insan vücudunun ne kadar dirençli ve eğer iyi işler olursa kurtarılabilir olduğunu fark etmek, onun da bir parçası olmak çok büyük bir ayrıcalık. Yaptığı iş tek kişilik bir gösteri değildir. Doktor Akın Tekin bir ekibin parçasıdır ve o ekiple var olur. Ameliyathaneler normal ameliyathanelerden biraz daha büyük. Nedeni de şu, çünkü çok ekip var içeride. 20 kişinin aynı odada olduğu ameliyatlar hatırlıyorum. Belki daha fazla. Ortak amaç zor bir şey. Birlikte başarılan, zaten ekip olmadan bu tip şeyleri yapmak ya da bir ekibin parçası olmadan imkansız. O yüzden tamamen şahısların dışında bizim buradaki prensibimiz de hep o. Hiçbir zaman şahısları öne çıkarmadan ekibi öne çıkarıp, çünkü onu yaptığınız zaman da başarılı olmama şansınız yok. Öbür türlü daha çok popülariteyle ilgili şeyler girer işin içine. Onlar da ne hastaya faydalı ne size faydalı. Gecesi gündüzü yok tabiri en çok da Doktor Akın Tekin'e uyar. Ama ameliyat masasının önünde salgılanan adrenalin onu ayakta tutar. %80-90 nakiller, özellikle kadavra dediğimiz beyin ölümü olan hastalardan nakiller gece oluyor. Onun da bir sebebi var, çünkü donörün nerede olduğu belli olmuyor. Biz bu donör ameliyatlarına da gidiyoruz ekibimizle. Uçakla gidiyoruz bazen. O ameliyatları genelde normal gün programının hastaneler dışına koyuyorlar. Dolayısıyla donör ameliyatı saat 4'ten 5'ten sonra akşam üzeri olunca alıcı ameliyatları da geceye kayıyor. Bizim çoğu ameliyatımız gece oluyor. O yüzden ona nasıl hazırlanıyorsunuz derseniz, daha önceden biliyoruz tabii de, organ çıktığı zaman o organı kabul ediyoruz vesaire, belli bir zaman aralığı oluyor. O günü ona göre ayarlıyoruz. Eğer imkanımız varsa birkaç saat muhakkak dinleniyoruz o ameliyattan önce. Uyku imkanımız varsa da öyle uzanıp 1-2 saat uyuyoruz. Ama bunu yapmadan saat gece 8-9-10'a kadar çalışıp sonra devam ettiğimiz nakillerde çok oluyor. Ama bir avantajımız, dediğimiz gibi 3-4 cerrah aynı ekipte, muhakkak birbirini kolluyor. Bir de adrenalin çok oluyor tabii, heyecan, o sizi ayakta tutuyor. Yani normal zamanda başka bir şey yapıyor olsanız belki uykunuz gelir falan ama böyle bir ameliyat yaparken genelde bayağı ayık olmanız gerekiyor. O sizi ayakta tutuyor. Zaman içerisinde uzmanlık alanının daha fazla duygu yoğunluğu gerektiren köşelerine de uzanır. Organ nakline ihtiyaç duyan çocuk hastalar apayrı bir donanım ve özen gerektirir. Çocuklar farklı yetişkinlerden birçok anlamda. Birincisi, tabii daha hassas oluyorsunuz siz. Çocuk çok masum. Normal çocukluğunu yaşaması gereken bir çocuk hasta, ölmeyi bekliyor. Bunu görmek kolay bir şey değil. Sadece sizin için değil, onu gören, yaşayan aileler için çok zor. Ve onlar gibi hissetmek zorundasınız ve öyle hissediyorsunuz. Dolayısıyla daha hissiyatı farklı olan bir grup. Ama çocuklar çok kuvvetli. Çocukların dünyaya bakışı bizden çok farklı. Dünya onlar için hep güzel, hep iyi. Dolayısıyla ağrıları, sızıları, problemleri olmadığı sürece her şey onlar için oyun. Onları o anlamda hazırlamaya çalışıyoruz. Bizim karaciğer naklinde şu anda yüzdemiz, yaşam yüzdemiz %100 son 5 yıldır. Öyle olunca tabii her an her şey olabilir ama çok geri dönüşü olan manevi anlamda bir grup, çocuk hasta grubu. Mesleki olarak hayal ettiklerini gerçekleştirmenin tatminine paha biçilmez belki ama vatan hasreti can yakıcıdır. Kendisine bir misyon yükleyen Doktor Akın Tekin sorumluluğunun bilincindedir. Memleketi özlüyoruz her zaman. O hiçbir zaman değişmiyor. Kalbimiz hep Türkiye'de, Türkiye'mizle. Mümkün olduğunca faydalı olmaya çalışıyoruz oradan gelen arkadaşlara. Çünkü benim öyle bir imkanım olmadı. Ama imkan yaratmaya çalışıyorum. Benim ve benim gibilerin burada olmasının aslında önemli bir yanı Türkiye için o. Yoksa ben Türkiye'ye bugün de dönerim eğer kendimi düşünsem. Ama öyle bir şey iyi değil. Ülke için iyi değil, bizim için iyi değil. Birçok insanın ülkeyi temsil etmesi gerekiyor. Hep derler Türkiye'de işte lobimiz yok, kimse yok. Lobi oturmaklı olmuyor. Gelip çalışacaksınız, bir yerlerde olacaksınız. Herkese düşen görev var. Yani biz de kendimize biçtiğimiz görev bu. Yani bize devletin ya da birinin verdiği bir görev değil, vatandaşlık görevimiz bu. O yüzden hangi işi yaparsınız yapın,
bulunduğunuz yerde ülkenizi temsil ediyorsunuz. Ardından geleceklere verdiği tavsiyeler de bu çerçevede değerlendirilebilir. Bilgi ve görgüyü arttırmak ilk sırada yer alır. Amaç yurt dışında yaşamak ya da başka bir yerde yaşamak olmamalı hiçbir zaman. Amaç yaptığınız işle ilgili bir şey olmalı. Ve benim yani hep istediğim, isterim ki bütün tıp fakültesinde mezun olan insanlar belli bir şekilde belirli yerlerde, illa Amerika olmayabilir ama tıbbın iyi yapıldığı yerlerde bir şeyler görsünler. Şimdi Türkiye öyle bir konumda ki dışarıdan Türkiye'ye gelip görünüyor. Ben bugün Türkiye'ye gidip öğrenip geliyorum bazı şeyleri. O yüzden hani bunu söylerken yanlış anlaşılmasın. Ya biz çok gerideyiz, ileri gidelim. O anlamda değil. Ama farklı. Ne farklı? Sadece ameliyat Türkiye'de şu anda karaciğer nakli dünyada ilk 2-3 seviyede. Çok ileride. Organ nakillerinde çok iyi Türkiye. Hiç kimseye ihtiyacı yok. Ama hep derler ya devlet görevinde gezip işte bilgi ve görgünüzü artırın. Yani sistemler farklı, altyapılar farklı, standart farklı. Bunları görüp, bu tip çalışma ortamlarını görüp onları alabilirse buraya gelen insanlar hangi branşta olursa olsun. Eğer geri döndükleri zaman da bunu yavaş yavaş uygulamaya konabilirse. Çünkü standardı artırmak gerekiyor her zaman için Türkiye'de yapılan işin. Yani bir yerde çok iyi, bir yerde çok kötü olmaması lazım. Hemen hemen her yerde belli bir seviyede olması lazım. Bilimin, çalışanın muhakkak değerinin verilmesi lazım ki Türkiye çok daha iyi yerlere gelsin. Zaten iyi ama çok büyük potansiyel var. Türkiye'deki eğitim, genç nüfus, akademik nüfus dünyada çok yerde yok. Ama kıymetini iyi bilip önem vermemiz lazım. Bilimden, gelişmeden umudunu hiç kesmez. Bugün için imkansız görünen şeylerin gelecekte yapılabilir olacağına dair inancı tamdır. Bundan 35-40 yıl önce köpeklerde bu multi organ nakli dediğimiz çoklu organ nakillerini ilk yaptıkları zamanlar organ nakli amacıyla yapılmıyordu bu. Başka bir deneysel anlamda yapılıyordu. Ve o zamanlar dalga geçilen bir konuydu bu. Bugün bu seviyede olabileceği o zaman kabul edilmesi söz konusu değil. Dolayısıyla her şey öyle. Yani teknolojiye zaten baktığınız zaman bir yıldan bir yıla ne kadar değişiklik olduğunu gördüğünüz zaman bunun önünde durmak imkansız. Genelde bize sorulan soru doktor olduğumuz için şudur, özellikle Türkiye'de her yerde doktor kansere çare var mı derler. Yani bu soru çok geniş bir soru. Onun cevabı yok çünkü. Çünkü kanser öyle bir şey değil. Nedir? Çünkü her organın onlarca çeşit kanseri var, dereceleri var, hepsinin tedavisi farklı. O yüzden hastalara birebir bakmak gerekiyor kanserde. Ama kanser dediğimiz şey de bir gün belki toplu halde geçecek, belki başka bir hastalık çıkacak o zaman. Adını başka bir şey koyacaksınız. Bundan yıllar önce işte tüberküloz bugün hala problem büyük yerlerde ama birçok şeyi etkilerken şimdi daha az insanı etkileyen bir hastalık. Yani zaman içerisinde bunların hepsi olacak. Başka şeyler çıkacak. O günün teknolojinin getirdiği. Bugün bile biliyorsunuz teknolojiyle ilgili hastalıklar var. Kullandığımız telefonlarla ilgili, magnetik alanlarla ilgili. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Yediğimiz içtiğimizle ilgili çok hastalık var. O yüzden herkese mümkün olduğunca doğal olmayı öneriyoruz. Olabilirseniz tabii bulmak zor. Ama az yiyip bol spor yapmayı öneriyoruz. Doktor Akın Tekin, Miami Üniversitesi öğretim üyesi. Yıllardır yaptığı ameliyatlarla yüzlerce kişinin hayatını kurtardı. Binlercesine umut oldu. Ülkesiyle hem duygusal hem de mesleki ilişkisini sürdürüyor. O, uzaklardaki başarılara imza atan Türklerden bir tanesi. Yani gelecek benim için şimdi. Yaptığımız iş öyle çünkü. Sürekli dinamik, sürekli bir şeyler olan, yeni şeyler olan, yeniliğe açık bir alan. Özellikle transplantasyon, derya. Yapacak o kadar çok şey var ki.